İslam ümmeti olarak bizim kardeşliğimiz her türlü anlaşmazlığın, her türlü fikir ayrılığının üstesinden gelecek güce ve dirayete sahiptir. Turkish President Recep Tayyip Erdogan participated in the 38th ministerial session of the Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Cooperation in Istanbul on Monday. Son yıllarda ağırlaşan ekonomik şartlar, özellikle batılı ülkelerde İslam düşmanlığını ve yabancı karşıtlığını ciddi manada körüklemektedir. Öyle ki bugün İslam karşıtlığı batılı siyasetçilerin oy devşirmek veya başarısızlıklarını örtmek için en sık başvurduğu araçlardan birisidir. President Erdogan called for strong unity and solidarity among Muslim nations to cope with common challenges. İslam alemi Yunanistan'da zulme uğrayan kardeşlerimizin durumuna daha fazla seyirci kalmamalıdır. İslam ümmetinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin maruz bırakıldıkları hak ihlallerini de biliyorsunuz. Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sizlerin de gereken desteği vereceğinize inanıyorum. The Turkish leader reiterated Turkey's strong support for Palestinians and the Palestinian cause. Filistin meselesinin 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip Filistin devletinin vücut bulmasıyla çözüme kavuşturulmasını destekliyoruz. Russia's military operations in Ukraine have shattered long-held views that war was a thing of the past on the European continent. Since the first day of the conflict in Ukraine, Turkey has acted with the understanding that war has no winners and a fair peace has no losers. Bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için de samimiyetle çaba harcıyoruz. Rusya, Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi ve akan kanın durdurulması için ilk günden itibaren yoğun bir çalışma yürüttük. With the mediation of Turkey and the United Nations, Ukraine and Russia signed an agreement in Istanbul in July on the resumption of Ukraine's grain shipments from the Black Sea ports. The grain initiative has been operational for nearly 4 months, and hundreds of ships have carried more than 11 million tons of agricultural products through the grain corridor. Tahıl sevkiyatını Afrika kıtası öncelikli yürüterek inşallah biz de bu sürece destek olacağız.